Esselamu aleykum dâra kavmin mü'minîn ve innâ inşâallâhu bikum lâhiqûn. Gafarallâhu lenâ ve lekum. Ey Müslüman diyarının halkı, selam olsun size. Biz de sizin bu halinizle halleneceğiz. Allah bizi de sizi de affetsin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret etmemizi emretmiş. Ela fezuruha, kabirleri ziyaret edin. Fe inneha tüzekkirukumul ahire, çünkü kabir ziyaretleri size ahireti hatırlatır. Aslında buradakilerin dili olsa, buradakilerin konuşma imkanı olsa bize o kadar önemli şeyler anlatacaklar ki, o kadar mühim hatırlatmalar yapacaklar ki, biz de gezerdik sizin gibi, siz de geleceksiniz bizim gibi. Biz de sizin gibi ölmeyi çok fazla hatırımıza getirmezdik ama şu an görüyorsunuz mezarlık dolu, mezarlıklar dolu. Bu mezarlıkları bir gün siz de dolduracaksınız diye bize sesleniyorlar. Değerli kardeşlerim, kabir ziyaretinde ibretlik o kadar hadiseler var ki, kabir ziyaretine tek gelmek lazım, sakin zamanlarda gelmek lazım ve hep düşünmek lazım, ibret almak lazım, ölümün yüzünü görmek lazım, ölümü hatırlamak lazım. Bak görüyorsunuz, Büşra Korkmaz, Kübra Korkmaz diye iki kardeşimiz, doğum tarihleri aynı, vefat tarihleri aynı. Yani bunlar ikiz kardeşler ve 21 yaşlarındayken, hiç ölüm hatırlarında değilken, hem de ikisi de aynı gün ahirete irtihal ediyorlar. Rabbim taksiratlarını affeylesin. Bizlere de ibret alabilmeyi nasip eylesin. Hazreti Osman radıyallahu anh herhangi bir kabrin başına gittiği zaman öyle ağlarmış ki sakalları ıslanırmış. Gözyaşlarından sakalları ıslanırmış. Bir gün demişler efendim, cennet konuşulur, cehennem konuşulur, ağlamasın. Ama kabrin başına geldiğin zaman çok fazla ağlarsın. Bunun sebebi nedir? Ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. İnnel kabra evvelü menazilil ahireti. Muhakkak ki kabir ahiret menzillerinin ilk başıdır, ilk öncesidir. Fe in neca minhu fema ba'dahu eyseru minhu. Eğer o kabir azabından kişi kurtulursa, kabri güzel olursa ondan sonrası daha da güzel olur. Ama ve in lem yencu minha fema ba'dahu eşeddu minhu. Eğer kabir azabından kurtulamazsa, kabri cennet bahçesi olmazsa, cehennem çukuru olursa ahirette daha da perişan olacaktır. Ben ağlamayayım da ne yapayım demiştir. Kendimize gelelim, kendimize. Mezarlığa gidelim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifadesiyle Ela fezuruha fe inneha tüzekkirukumul ahira. Mezarları ziyaret edin, kabirleri ziyaret edin, oradaki ölüleri teftiş edin. Bakıp göreceksiniz, aynı yaşta ölen kişiler, 5 yaşında ölenler, 7 yaşında ölenler, aynı aileden 5 kişi bir anda ölenler. Ne makam sahipleri, ne mevki sahipleri, niceleri oraya gelmişler. Ben de buraya gideceğim ve orası darul hasre denen pişmanlık yeri olacak. Mezardakiler birbiriyle konuşacaklar, birbiriyle görüşecekler. Konuşurken söyledikleri tek kelime keşke. Keşke bunu da yapsaydım, keşke ertelemeseydim. Namaza başlamayı düşünüyordum ama henüz değil, Ramazan bir gelsin diye düşünüyordum. Yarın bir olsun diye düşünüyordum ama bak ölüm geldi. Keşke yapmasaydım diye hasretin olduğu bir yerdir. Allahu Teala o pişmanlıktan önce hatalarımıza pişman olarak ahirete gidebilmeyi hepimize nasip eylesin. Muhteremler, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin bir ifadesi. Evladım sakın ha tevbeni yarına ertelemeyesin. Yarın olur, sen olmayabilirsin. Ne zaman namaza başlayacaksın? Yarın düşünüyorum. Askerden döneyim düşünüyorum. Evleneyim düşünüyorum. O zamanlar gelecek dünya durduğu sürece ama sen olmayabilirsin.